İyi akşamlar. Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Konu başlığımız Trump Suriye'yi bombalarsa. Konuğumuz gazeteci Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumartesi günü Doğu Guta'da bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı tartışması hala sürüyor ki farklı görüşler var. Bunun hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump her seçeneğin masada olduğunu, 24 saat ile 48 saat arasında da kritik bir karar alacaklarını söyledi. Rusya tarafı bunun kurgu olduğunu söylüyor. Suriye Birleşmiş Milletler temsilcisi Caferi ise Suriye'nin kimyasal silahı bulunmuyor dedi. Şimdi burada baktığımız zaman iddia üzerinde duralım. Bu iddianın geçerli olup olmadığı tartışması. Size hangi şık daha aklınıza yatkın geliyor ve bu iddianın kaynağı gerçekten güvenilir mi acaba? Bu çok zor bir soru ve bu konuda şu veya bu yönde itikat etmiş tarafların kesin görüşlerine sahip olanlar dışında akla, vicdana ve bağımsız düşüncesine dayanarak, güvenerek konuşan, kendi aklıyla, kendi araştırıcı bakışıyla bir çıkarıma, bir sonuca varmaya çalışan insanlar açısından, ki ben böyle olduğumu düşünüyorum, kesin bir hükme varmak için henüz daha erken olduğu kanaatindeyim. Gerçekler er geç açığa çıkar ama Suriye'de şöyle bir durumla karşı karşıyayız biz. 2013 Ağustos'undaki Guta saldırısından bu yana gerçekler bu propaganda savaşının ilk kurbanları oluyor. Bu bir aslında basmakalıp bir laftır, bir klişedir ama bu durumda gerçekleşmiş bir klişedir bu. Yani klişe diye küçümsememek lazım. Başından itibaren bu en büyük kimyasal silah saldırısından bu yana iki kamp var. Bir Suriye rejimini destekleyenler, bu kampta yer alanlar veya bu kampı basacak bakanlar şu veya bu nedenlerden ötürü Suriye'de rejimin asla kimyasal silah kullanmadığını ve bütün bu iddiaların aslında bir tiyatrodan ibaret olduğunu, beyaz miğferliler ya da beyaz baretliler adı verilen bir yardım kuruluşunun, ki cihatçılardan oluşuyor bu yardım kuruluşu, bu bir gerçek. Çeşitli görüntüler ve deliller uydurduğunu, fabrike ettiğini bunları ve ondan sonra bunları da Suriye'ye müdahale edilmesi için gerekçe olarak kullanılmak üzere servis ettiğini söylüyorlar ve iddialarını şu noktaya kadar taşıyorlar. Bu verilere dayanarak rapor hazırlayan bütün uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler dahil, hepsi bu emperyalist oyunun içindedir. Böyle bakıyorlar hadiseye. Diğer tarafta da evet, Suriye'ye müdahale edilmesini şiddetle arzulayan, bu konuda Batı'dan bir müdahale bekleyen, geçen sene 2017'nin Nisan'ında Han Şeyhun'da, İdlib'in kırsalındaki Han Şeyhun'da olduğu gibi bir askeri müdahale arzulayan ve bu müdahaleyi kışkırtmak için de bu tür saldırıların olduğuna dair her türlü iddia ortaya atıldığında bu iddialara iman eden, hiç sorgulamayan, %100 inanan ve bu iddiaları sorgulamaya cüret edenleri de esetçilikle, onların tabiriyle suçlayan bir kamp var. Her iki tarafında trolleri var veya trolleşmiş destekçileri var. Yani bir taraf, o en kötüsü şu bu propaganda savaşında: şüphe, kuşkuculuk, akıl ve vicdanı ön plana çıkartıp dur bakalım demek. En kötüsü bu. Çünkü bir şeye dur bakalım dediğiniz zaman, o dur bakalım dediğiniz şey, yani dur bakalım demeniz kimin siyasi menfaatine ters düşüyorsa, o zaman o cenah sizi karşı taraftan olmakla suçluyor. Yani mesela sırf faydalanılması açısından sosyal medyada bir paylaşım yapıyorsunuz. Diyelim ki Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Komisyonu'nun yayınladığı raporu paylaşıyorsunuz. Bugün sizin başınıza gelen. Dün paylaştım, evet. Şimdi paylaşıyorsunuz. Benim orada
yani sosyal medya hesabında, Twitter hesabında da yani diyorum ki paylaşımlar destekleme anlamına gelmez. Bu bir veri. Yani eğer ortada bir propaganda savaşı varsa denildiği gibi, ben Birleşmiş Milletler'in bu bağımsız komisyonunun da bu propaganda savaşının bir parçası olup olmadığı tartışmasını, takdirini bırakıyorum. Bu konuda bir kanaat belirtmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle de bir rapor var. Şimdi deniyor ki işte yok, bu rapor El-Kaide'cilerin sağladıkları verilerle oluştu. Diğer taraftan elimizde bu beyaz baretliler denen grubunda aslında siyasi bir teşekkül, siyasi motiflerle hareket eden, insani amaçlı işte insani yardım kuruluşu gibi görülüp aslında siyasi maksatla hareket eden bir teşkilat olduğuna dair ve kuvvetli veriler var. Bunlar tartışılıyor. İddialar var ve öyle iddialar var ki işte İngiliz istihbaratı tarafından finanse edildiğine dair bu grubun. Dolayısıyla burada gerçek kurban ediliyor propaganda savaşına ve siyasi amaçlara ve bir sis perdesi altına gizleniyor gerçek ve bu durum her iki tarafında işine geliyor. Her iki tarafta gerçeğin bir propaganda savaşı, yani bir duman perdesi arkasında gizlenmesinden faydalanıyor. Mesela bakın, şöyle şeyler oldu. Bu Guta'da daha haftalar öncesinden Rus medyası veya Rusya'nın propaganda organları, bunlar Twitter hesapları olabilir, çeşitli think tankçı görünümlü insanlar, şunlar bunlar, ya web siteleri olabilir, cihatçıların Guta'da bir kimyasal saldırı düzenleyeceklerini, bunun da zamanlamasını tayin ettiklerini ve bu ondan sonra da suçu rejime ve Rusya'ya atacaklarını haftalar öncesinden defalarca üstelik söylediler, bildirdiler, yazdılar, ilan ettiler. Dolayısıyla şimdi böyle bir algı da ister istemez orada oluştu. Ondan sonra diğer taraftan şimdi ortada bir de şey var, yani Suriye'nin kimyasal silahları var. Suriye'nin kimyasal silahı olduğunu biliyoruz. Bunu kabul etmiyor değiller. 2013'te Ağustos'ta Guta'ya düzenlenen saldırıdan sonra Amerika ve Rusya anlaştı. Bir yıl içinde Suriye'nin kimyasal silahlarının tamamen tasfiye edileceği hususunda rejimi de ikna ettiler ve rejimi de aynı zamanda 1997 tarihli Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'na dahil olmaya da razı ikna ettiler. Suriye'de sözde bu konvansiyona sözde dahil oldu. Orada bir ihtiyat payı bırakarak konuşuyorum. Ve Suriye'nin elindeki yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 1400 ton ya da 1500 ton kadar sinir gazı, işte sarin VX türü gazlar, kimyasal gazlar, silahlar. Tasfiye edildi. Yani etkisizleştirildi. Bu da Birleşmiş Milletler'in kimyasal silahların yasaklanması örgütü vardır. OPCW. Bu 97 konvansiyonuna göre, 1997 Kimyasal Silahlar Konvansiyonu'nun uygulayıcı örgütüdür. Onun nezaretinde işte bunlar tasfiye edildi ama neden bir miktar kimyasal silahı saklamadıklarını başka bir yerlerde az miktarda düşünmeyelim. Yani çünkü neticede rejim bunu beyan ediyor. Yani ben rejimin burada kategorik olarak kimyasal silah kullanmadığının iddia edilemeyeceğini söylüyorum. Bu iddia edilemez. Mümkün değil böyle bir şey. Diğer taraftan şu da bir gerçek. Burada teknik olarak, yani teknik veriler ve bilimsel işte gerçeklik dışında konuşuyoruz. Klorin gazı var. Klorin gazı bu konvansiyonda adı zikredilmeyen bir gaz. Ama silah olarak kullanılıyor. Fakat adının zikredilmiyor olması, silah olarak kullanılmasının serbest olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü zaten konvansiyonda adı zikredilmese bile toplu ölümlere neden olabilecek her türlü kimyasal ajan diye yanılmıyorsam geçiyor. Yani genelleme yapılıyor. Ama tek tek isim olarak belirtilmiyor. Kaldı ki bu da bir bilimsel gerçek.
klorin gazı Suriye'nin elindeki bu sinir gazından yani sinir gazı şuradan kuralım cümleyi tersten kuralım. Bu sinir gazı klorin gazından 3000 kat daha öldürücü. Yani sinir gazıyla sinir gazının 2-3 damlasıyla elde ettiğiniz sonucu klorin gazıyla almak için onun 3000 kat fazlasını kullanmanız lazım. Sinir gazı atıldığı zaman atıldığı bölgede kalıyor. Atmosfere yayılmıyor. Yani orası nereye ne kadar hangi miktarda atıldıysa uzun süre etkisini sürdürüyor. Klorin gazı ise hemen yayılıyor atmosfere, etkisini, yoğunluğunu yitiriyor. Dolayısıyla klorin gazı atıldığı zaman bir bölgeye miktarı çok önemli. Bir de bölgenin fiziki koşulları çok önemli. İlk yapılacak şey hemen kaçmak oradan. Kaçtığınız zaman kurtuluyorsunuz. Ama sinir gazında böyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla ölü sayısına bakarak bir mukayese yapıyorlar. Han Şeyhun'daki saldırıda 50 civarında insan öldü ve çok sayıda insan yine bu gazın etkisiyle yaralandı. Yani solunum yolları ve deri vesaire, göz ve işte buna benzer etkileri görüldü ciddi manada. Orada sinir gazı kullanıldığına kani olundu ve Şayrat Hava Üssü'ne Amerika Birleşik Devletleri bence kozmetik olan bir saldırı düzenledi. Çünkü bu hava üssünden kalktığı söyleniyordu. Şimdi tabii bu Suriye'deki kimyasal silah kullanımlarının özellikle de klorin nasıl olduğuna dair, ne zaman, nerede, nasıl gerçekleştiğine dair eldeki veriler çoğunlukla çatışan tarafların ifadeleri ya çatışılan bölgedeki halkın ifadeleri ki buraya bağımsız gözlemciler gönderip bağımsız bir soruşturma yürütmek de kolay değil. Dolayısıyla genellikle gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla bağımsız kuruluşlar veri doğrulama yoluyla, video doğrulama, veri doğrulama vesaire yoluyla buna işte coğrafi yer tespiti anlamına da geliyor. Geolocation falan yapıyorlar. Böyle bu tür yöntemlerle onlara ulaşan verilerin ne kadar gerçek, ne kadar şüpheli olduğuna dair bir kanaate varıyorlar. Bunlar da tabii tartışmalı şeyler. Fakat şunu belirteyim. Suriye'deki savaşta 2011'den bu yana 400 binden fazla insan öldü. Bunun bu 400 bin kişiden 1500'ü kimyasal ajanlar kullanılması sonucu öldü. Ve bu 1500 kişiden 1100 ya da 1200'ü kadarı da Guta'da 2013'te düzenlenen saldırıda öldü. Yani o tarihten bu yana kimyasal ajanlar kullanılmak suretiyle öldürülen insanların sayısı birkaç yüzle sınırlı. Ancak tabii bu kitle imha silahları konusu bir tabu ve bir tabu olarak kalmak zorunda. Yani aslında baktığınız zaman rejim pekala varil bombası atarak bugün klorin gazı kullanarak verdireceği zayiatın çok daha fazlasını verdirebilir. Ama baktığınız zaman işte klorin gazı çok çok kullanımlı bir gaz. Yani silah olarak da kullanılıyor. Ev işlerinde de kullanılıyor, sanayide de kullanılıyor, çok kullanımlı. Dolayısıyla dediğim gibi başta yasaklanan kimyasal ajanlar listesinde değil. Çok kullanım. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda kimyasal silah kullanımı klorinle başlamıştı. Fakat daha sonra daha öldürücü gazlar geliştirdiler. Ve şimdi işte tekrar bu klorin gazı kullanımı konusunda iddialara rastlıyoruz ki klorin gazını cihatçıların da kullandığına dair iddialar var. Ama bu iddialar da genellikle işte Suriye rejimi kaynakları tarafından ortaya atılıyor. Bir bulanıklık içinde, bir sisli bir ortam içinde gerçeğin kaybolduğu bir ortamda düşünmeye ve işte yorum yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Şimdi bu iddianın hemen ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Gerginlik gergin anlarda yaşandı. Evet. Trump ve Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump ciddi bir karşılık verileceğini söyledi. Karar vereceğiz dedi. Sizce bu karşılık verirse eğer nasıl bir saldırı beklersiniz? Sınırlı mı? Bunu öngörmek kolay değil. Çünkü Trump öngörülebilir bir kişi değil. Rusya'nın alabileceği caydırıcı önlemler burada. Ya Rusya'nın tehditlerinin ne kadar ciddi alındığını göreceğiz burada. Öyle gözüküyor. Rusya'da nitekim bunun çok ciddi sonuçları olur dedi. Ve Rus medyasına baktığınız zaman sanki işte kısıtlı, sınırlı bir saldırının sineye çekilebileceği gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Ben böyle bir izlenim ediniyorum. Ama eğer saldırı Şam'da hükümet binalarının vurulmasına mesela yahut da Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamının imha edilmesine ki bu saldırının hava işte helikopterlerle havadan variller atılması yoluyla yapıldığı iddia ediliyor. Böyle bir saldırı olursa, bu noktaya varırsa Rusya'nın da bir mukabelede bulunması pekala düşünülebilir. İsrail'in yaptığı saldırılara nasıl mukabelede bulunuyorlarsa en azından füzelerin engellenmesi yönünde oluyor veya F-16'yı düşürdüler mesela İsrail F-16'sını. Benzer mukabelelerde bulunabileceklerini öngörebiliriz. Bütün mesele saldırının hangi seviyede olacağıdır. Olup olmayacağı değildir. Ben bir saldırının düzenleneceğini, büyük ihtimalle düzenleneceğini, bu aşamadan sonra artık bundan geri adım atamayacaklarını düşünüyorum, bekliyorum. Ama bu saldırı bir çatışmaya dönüşür mü Rusya ve Amerika arasında? Bence bu saldırının seviyesi ve yoğunluğuna bakar. Seçilen hedeflere bakar. Evet, dönüşebilir. Dönüşebilir. Yani böyle bir tehdit var. Bu çok ciddiye alınması gereken bir tehdit. Buna Amerika ve Fransa, Amerika'nın yanı sıra Fransa ve İngiltere katılır mı? Katılabilir. Fransa'nın çok hevesli olduğunu biliyoruz. Fransa'nın örneğin bu Han Şeyhun'daki saldırıdan sonra yahut ondan önce düzenlenen bazı klorin saldırıları vesaire nedeniyle de böyle bir fikri olgunlaştırdığı, düşündüğü üzerine egzersizler yaptığını, niyetlendiğini en azından biliyoruz. Önü alınamazsa bir çatışmanın eşiğindeyiz. Bana öyle geliyor. Ama önü alınabilir. Alınmalıdır da. Bence burada liderler sorumlu hareket etmelidirler. Fakat Trump gibi bir adam var karşımızda. Suriye'den çekileceğiz çok yakında dedi. Bu bir blöf müydü? Bu bir yem miydi? O da ayrı bir konu. Yani komplo teorisi severler açısından pekala tartışılabilecek bir konu. Yani hata yapmaya zorlamak açısından. Çünkü hem Suriye'den çekileceğiz çok yakında diyorsunuz, hem de diğer taraftan müdahale yanlısı, İran'a olan işte hasmane düşünceleri ile tanınan John Bolton gibi, Pompeo gibi insanları kilit mevkilere getiriyorsunuz. Artı mesela Münbiç'te ilave askeri üsler kuruyorsunuz. Diğer taraftan da şimdi çok sert perdeden mesela Esad'a hayvan diyerek kendinizi geri adım atamaz hale sokuyorsunuz ki burada bir şeyler olacağı kesin. Fakat Rusya'ya da bir ders vermek istedikleri kanaatindeyim. Yani işte savaşlar, çatışmalar böyle çıkıyor. Yani savaşların, çatışmaların ortaya çıkmasında bir rasyonel her zaman aramak gerekmiyor. Duygular da çok ciddi rol oynuyorlar. Mesela yani şu soruluyor. Şimdi varsayımlar üzerinde konuşalım. Tekrar aynı konuya geleceğim. Duma'da bu Ceyşülislam'ın yani daha kuzeyde işte bu saldırıya uğradığı iddia edilen yere niye saldırsın Suriye? Zaten adamlar işte yenilmişlerdi ve çekileceklerdi vesaire. Bu tabii rasyonalize etmek oluyor biraz.
Şunu unutmamak lazım. Bu tür, yani ben bunu saldırı mutlaka olmuştur anlamında değil, bu mantığın yanlış mantık olduğu. Yani bakılacaksa, şüphe edilecekse bu zaviyeden, bu açıdan bakarak şüphe etmemek gerektiğini söylemek için altını çizmek açısından bunu söylüyorum yani. Bu tür saldırıların, klorin saldırılarının da en başta yaratmış olduğu, neden olduğu zayiat düşük kalsa bile yaratmış olduğu dehşet çok büyük. Yani çok ciddi bir moral bozucu etken var. Bütün bir bölgeyi terörize ediyorsunuz. Bu manada yani zamanlama açısından baktığınız zaman işte bu Duma'daki saldırının hemen ardından Ceyşülislam'ın 48 saat içinde oradan çekilip bölgeyi terk edeceğine dair bir açıklama yapması ve evet ilk otobüslerinde bu 24 saat dolmadan bölgeden ayrılması falan, bütün bunlar aslında bu saldırıların bu tür yıkıcı etkilerini de gösteriyor. Şunu sormak istiyorum. Evet. Suriye İç Savaşı'nda genel pencereden bakarsak aslında Rusya'nın özellikle 2015'te dahil olmasının ardından bugüne gelirken bir statüko oluşmaya doğru gidiyordu sanki. Astana süreci, İran, Türkiye, Rusya üçlü Suriye zirveleri, bu Astana sürecinin Cenevre'ye eklemlenmesi, ABD'nin kontrolündeki ve PYD'nin kontrol ettiği bölgeler. Bir pencere vardı karşımızda ve bir sonuca ulaşılacağı ümidi ortaya çıkmıştı. Bugün geldiğimiz nokta tamamen masayı dağıtıyor mu? Dağıtmayabilir. Yani ABD'nin vereceği veyahut müttefiklerinin vereceği karşılığın ne olacağına bağlı ve bu karşılığın nasıl bir karşılık göreceğine bağlı. O zaman da zaten bunun farklı seviyelerde cereyan eden bir çatışma olduğunu söylüyoruz. En üst seviyede, küresel düzeyde ortaya çıkan bir, tezahür eden bir çatışma. O her şeyi aşağı çekebilir, yani indirebilir aşağı ve yepyeni bir durum çıkabilir ortaya. Ama yani Rusya'nın da burada eğer bu Amerikan cezalandırıcı saldırısı, cezalandırmak amacıyla yaptığı saldırı eğer rejimi çökertmek gibi bir amaca yönelirse, cezalandırmaktan öte rejimi çökertmek gibi bir noktaya evrilirse, öyle bir amaç olduğu ortaya çıkarsa saldırının şiddetinde, hemen Rusya'nın burada sessiz kalacağı ve yani bunu seyredeceği kanaatinde değilim. O zaman Rusya'yla da çatışmayı göze alacaksınız. Bu göze alınabiliyor mu? Yani şu an karada en güçlü aktör Rusya. Suriye'de öyle. Dışarıda işte Doğu Akdeniz'de evet Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması var. Ama Rusya'nın da kapasiteleri var. Yani Rusya'nın da mukabele kapasiteleri var. Önemli. Bu bakımdan da Rusya'da kararlı olduğunu çok net bir şekilde açıkladı. Yani Rus diplomasisi böyle ifadeler kullanmaz. Yani küfür falan etmezler. Ama çok ciddi sonuçları olur dedikleri zaman pek bunun gerçekten benzemiyor. Hayır, değil. Çok ciddi sonuçları olabilir gerçekten. Yani blöf olduğunu zannetmiyorum. Fakat hazırlıklı olmak lazım. Tabii bu Türkiye'ye nasıl yansır? Onun üzerinde de kafa yormak tam, belki gerekebilir. Evet, şimdi tam Burak'la son soru olarak bunu soralım diye konuşmuştuk. Türkiye'ye evet nasıl yansır? Özellikle Doğu Guta'da şimdi kontrol ettiği bazı gruplar olduğunu da biliyoruz. Hem Türkiye'nin Afrin operasyonuna İdlib'de. İdlib'de Doğu Guta bitti artık. Yo, onu Suudi Arabistan destekli olduğu söyleniyor onun. Onun dışında kalan iki örgüt de, ama sanki biraz şöyle, hatırlamıyorum. Şöyle, Ahrar Üşşam, evet. Faylakü'r-Rahman ve HTŞ vardı. Ahrar Üşşam'ı biliyoruz. Çok yakın ilişkileri var. Destekleniyor. Faylakü'r-Rahman hakkında bir yorumda bulunamayacağım. HTŞ ise bildiğiniz aslında işte El Nusra. Yani o da İdlib'de, asıl ana gücü orada. Yani bu belki Cerablus'a taşınacak olmaları, değil mi? Yapmış olabilir. Estağfurullah, ben de yapıyorum yani. Mesela geçen programda Faylakü'r-Rahman yerine Faylakü'ş-Şam dedim ki öyle bir örgüt de var. Şimdi bu konularda bu konularda
Ben sorumu tamamlayayım o zaman. Evet, rica ederim. Şimdi bugün şöyle yorumlar da yapılıyor. İran etkisi. Aslında ilk cevabı İsrail verdi kimyasal silah saldırısı iddiasına. Özellikle Türkiye burada hem Rusya'yı hem Amerika'yı bölgede yani Suriye'de birlikte idare etmeye çalıştı bugüne kadar ama bundan sonra neler olabilir sizce? Şu İsrail'den başlayalım isterseniz ya şu cihatçılardan başlayalım en genelde Batı'nın menfaatleri açısından cihatçılar ikiye ayrılıyor. Bir, yerini yurdunu bilen cihatçılar ki bunlar işte demin saydığımız örgütler arasında, işte Guta'yı terk edenler arasında Ahrar Üşşam, işte Faylakür Rahman falan bunlar yerini yurdunu bilen cici cihatçılar. Bunlar kötü değil. Ama HTŞ, eski adıyla El Nusra, bir El-Kaide türevi olduğu için, El-Kaide kökenli olduğu için ve El-Kaide de dünyaya yayıldığı için bu kötü cihatçı. Yani savaşılması gereken cihatçı. Bütün bu cihatçıların belki hepsine Rusya kötü cihatçılar olarak bakıyor. Çünkü o işte Suriye rejimine tehdit. Ama başlıca iki grup var. İngiltere'nin, Fransa'nın, özellikle Fransa'nın ve ABD'nin kötü cihatçı olarak baktıkları IŞİD'le El-Kaide. Onun dışındakilerin hepsi istifadeye mazhar cihatçılar. Ve bunlara da işte muhalefet diyerek, ılımlı muhalefet falan diyerek bunların aslında içerdikleri, bölge için taşıdıkları vahameti de azaltmak yönüne, yoluna gidiyorlar. Şimdi bunu bir kabul edelim. İsrail açısından da durum farklı değil. İsrail açısından en büyük tehdit Hizbullah, İran ve dolayısıyla bakıyorsunuz bugün çok tuhaf, ne tuhaf bir tesadüf. Bütün Golan Tepeleri, İsrail'in işgali altında olan Suriye toprakları var. Golan Tepeleri ve daha güneye doğru indiğinizde hep oralar bu cihatçıların kontrolünde. Yani çeşitli grupların kontrolünde. Suriye rejimi oralarda yok. Yani bir tampon vazifesi görüyor bu cihatçılar. Ve rejim ve Rusya da İsrail'i bu cihatçıları desteklemek, aktif olarak desteklemekle suçluyor. Aktif şekilde desteklemekle suçluyor. Ona katılmıyorum. Yani İsrail'in verdiği şey bu T4 işte havaalanını bombaladı füze Lübnan hava sahasından F-15'lerle yollanan uzun menzilli füzelerle vurdu falan. Bu bir sadece fırsatçılık. Sadece fırsatçılık. Çünkü o üstte Hizbullah ve İran vardı. Bir miktar da Rus vardı. Hatta öyle iddialar ortaya atıldı ki bunlar da iddia. İşte İsrail'in Ruslara önceden haber verdiği, Rusların üstten ayrıldığı falan gibi iddialar ortaya atıldı. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz ama İsrail ve Rusya arasında da bir anlaşma zemini, bir diyalog olduğu kesin. Çünkü Rus Hava Kuvvetleri'nin uçakları İsrail hava sahasını teğet geçebiliyor. Yani öyle düşürmüyorlar, 17 saniye kullandı falan, böyle bir şey yok. Türkiye'ye gelecek olursak, yani şimdi esasında Türkiye'nin Rusya ve İran'la bu Astana süreci adı altındaki mutabakat ya ittifaka gitmesine neden olan faktör YPG'dir. YPG PKK faktörüdür. Bu faktördür. Ha, şimdi esas bir de tabii ikinci faktör var. O da artık devrilmeyeceği, indirilmeyeceği belli olmuş bir rejimle yaşamak, birlikte yaşamanın bir modalitesini, bir yolunu bulmak açısından o rejimin hamisi olan, o rejimin ağabeyi, patronu, hamisi konumunda, koruyucusu konumunda olan Rusya ile anlaşmak. Bunu da bazı cihatçıları kontrol ederek yapıyor Türkiye. Yahut mesela İdlib'de olduğu gibi kötü cihatçılara karşı cici cihatçıları örgütleyip o cici cihatçıları kötü cihatçılara saldırtarak mesela yapıyor. Bunlar çok bilinen şeyler. İşte bu Suriye Özgürlük Ordusu ya da cephesi
Heyet tarih, evet, onu oluşturdular. Nurettin Zinki grubuyla Ahrar-ı Şam'ı bir araya getirip El-Kaide, yani El-Nusra, HTŞ'ye karşı işte savaştırıyorlar ve Rusya bu savaşın sonucunu bekliyor şu an. Bu operasyonlar, çatışmalar devam ediyor, ne güzel, birbirlerini kırıyorlar diye bakıyor da. Yani bunun karşılığında Türkiye'ye çeşitli askeri gözetleme istasyonları oluşturma, kurma imkanı da sunuldu. Ve sanıyorum Ankara zirvesinden sonra sonun dördüncüsü en güneyde olan Hama kırsalındaki de yeni hemen o zirveden, yani Türkiye-İran-Rusya zirvesinden 2 gün sonra hemen orada kuruldu. Demek ki orada da bir anlaşmaya varılmıştı. Çünkü uzun bir süredir o Halep-Hama kuzey-güney eksenindeki dördüncü istasyonun istenmesine rağmen kurulmuyordu. Şunu toparlayayım lafımı. Şöyle, yani iki faktör vardır Türkiye ile Rusya'yı burada bir araya getiren. Bir, YPG faktörü. İki, dediğim gibi bu rejimle birlikte yaşamak ve savunma hattını Suriye'de kurma gereği, ihtiyacı. İleri savunma hattını, yani orada asker bulundurarak rejimin potansiyel tehdit olmaktan çıkarılmasını sağlamak. İdlib'de askeri varlık bu işlevi görecek. Ki uzun da bir süre orada kalacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda Afrin ve işte Elbap, Fırat Kalkanı bölgesiyle falan da bir şey sağlanıyor. Ben bunun kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Nitekim Lavrov Afrin'den çekilin, orayı rejime verin dedi. Yani bu İdlib bölgesindeki askeri üstlenmeler artı Afrin artı Elbap bölgesinin Türkiye'nin Halep'i batıdan, kuzeyden ve işte kuzey doğudan falan uzaktan kuşatması anlamına geliyor. Buna ne kadar rıza gösterebilir Rusya bilmiyorum. Göstermeyeceğini gösterdi. Çok kalıcı, yani bu Afrin'den Afrin'i verin rejime dedi. Ona da sert bir karşılık verdiler. Biz biliriz dedi Cumhurbaşkanı ne zaman kime vereceğimizi. Tamam. Bu eğer rejimi, yani rejimi cezalandırmaktan öte rejimi devirmeye dönük bir hava harekatına evrilirse Amerika'nın saldırısı, yani rejimin bütün altyapısını çökertmek falan gibi, Kosova operasyonunda olduğu gibi mesela Sırbistan'a yapılan Kosova nedeniyle. Ama bu o kadar da kolay değil, çünkü Rusya buna mani olacaktır. Yani Amerika ve müttefikleri ciddi bir çatışma riskini göze almadan böyle bir şeye yeltenemezler. Yaparlarsa bu bir çılgınlık olur. Ve bu çılgınlığın da bedeli bütün taraflara çok ağır olur. Zannetmiyorum. Dolayısıyla şimdi ancak bu olay bize şunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin Rusya ve İran'la olan ittifakın ne kadar kırılgan, ne kadar yüzeysel olduğunu gösteriyor. Çünkü baktığınızda Türkiye bu Duma'daki saldırı ve ortaya çıkan tablo karşısında infial halinde. Bu infiale yol açtı iddia edilen gücün hamisi ile ittifak halinde aynı zamanda Türkiye. Evet, ama yani Rusya ile ittifak halinde bu tablonun ortaya çıkması, müsebbibi bunun müsebbibi Rusya, neticede marj bırakarak konuşuyorum ama burada, yani burada bir iddia var. İddianın doğru olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Çünkü ortada protesto edilen, karşı çıkılan ve mukabele edilmesi istenen hadisenin gerçek olduğu, doğru olduğu varsayılıyor, doğru kabul ediliyor, öyle yapılıyor. Onun üzerine bir politika geliştiriliyor. Rusya, yani bununla nasıl yaşayacaksınız? Nasıl bunun bir de şey olması lazım, bir ahlaki zemini olması lazım. O zeminin olmadığı da görülüyor. Yani dolayısıyla bence çok oynak, titrek bir zemin. Çok fazla değişken var. Dediğim gibi bir YPG ile YPG konusunda Amerika ile varılacak olan tedrici bir anlaşma. YPG'nin orada zaman içinde eritilmesi, seyrekleştirilmesi gibi falan. Bu konuda bir mutabakata varılması halinde bir anda değişebilir her şey. Artı
bir çatışma olduğu takdirde Rusya ve Amerika arasında Türkiye ya aktif tarafsızlığa zorlanacaktır ya bir taraf seçmeye zorlanacaktır. Hepsinin bedeli olacaktır. Dolayısıyla bakalım yani bekleyip görmek lazım ama çok da bekleyeceğimizi zannetmiyorum çünkü bugün 24 saat yarın akşam 48 saat dolmuş olacak. Ondan sonra bir uygulamanın başladığını göreceğiz hep beraber. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, Duma'da kimyasal silah saldırısı iddiasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de buna karşılık vereceği açıklamalarını gazeteci Kadri Gürsel'le konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.